dakikada Türkçe. Bugün sizlerle Türkçe'de çokluk ekini öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Türkçe'de çokluğu kelimenin sonuna getirdiğimiz bir ekle yaparız. As you already know, Turkish is a language where forms are expressed by adding cases to the ending of the word. In Turkish, we add the plural forms to the ending of the word. Hemen bir örnek yapalım. Ekranda ne görüyorsunuz? Hemşire. Şimdi ne görüyorsunuz? Hemşireler. Türkçenin armonisine göre çokluk ekinin iki biçimi vardır. Lar ve ler. Kelimenin son sesli harfi a, ı, o, u ise lar eki ekleniyor. Kelimenin son sesli harfi e, i, ö, ü ise ler eki ekleniyor. According to the Turkish Army of Sounds, the plural particle has two forms, lar and ler. If the last vowel of the word is a, ı, o, u, we add lar. If the last vowel of the word is e, i, ö, ü, we add ler. Hemen örneklere bakalım. Masa, masalar. Ev, evler. Kapı, kapılar. Üzüm, üzümler. Küçücük bir hatırlatma. Eğer kelimemizin önünde bir sayı varsa o kelimeye çokluk ekini ekleyemeyiz. 3 elmalar, 2 masalar ya da 5 arabalar olmaz. A small reminder. If there is a number before the word, don't add the plural particle to that word. You cannot say 3 elmalar, 2 masalar or 5 arabalar. Dolap. Evet, dolaplar. Halı. Bravo, halılar. Terlik. Evet, terlikler. Öğrenci. Bravo, öğrenciler. Fındık. Evet, fındıklar. Zeytin. Evet, zeytinler.